Amerika Birleşik Devletleri önce Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı, ardından karşılıklı askeri eğitimleri başlattı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki saldırı sınıfı denizaltısı Limassol limanına demirledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Mihail Yorgalas, ABD'den silah sistemleri alacaklarını açıkladı. Yorgalas'ın açıklamasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait saldırı denizaltısının Rum limanına demirlemesini kınarken, Rum kesiminin sistematik şekilde silahlandırıldığına dikkat çekti. Bakanlığın açıklamasında Rum yönetiminin silahlanmasının bölgedeki istikrarı tehdit ettiği belirtildi. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye'nin güvenliğine yönelilecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir denildi. Açıklamada ayrıca tarih güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir vurgusu da yapıldı. 28 ve 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlıklarının şanlı komandoları tören alanına girmektedir.